Kurtlar Vadisi'nin kahramanı Polat Alemdar, yani Necati Şaşmaz, yeni sinema filmi Kurtlar Vadisi Vatan'da bu hafta konuğum oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizi takdim ederken ister istemez Polat Alemdar'ı söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Polat Alemdar karakteri Necati Şaşmaz'ın bir dönem belki önüne geçti. Şimdilerde nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi birçok insan Necati Şaşmaz olarak bilse bile Polat Alemdar olarak hitap etmeyi tercih ediyor. O aslında ben senin bu dizini seyrediyorum demek gibi bir şey. Ya da seni oradaki karakterinle çok seviyorum demek gibi bir şey. Öyle algıladığım için ben yadırgamıyorum ve insanlara evet diyorum. Hatırlamayanlar olunca onlara sadece ismimi hatırlatıyorum. Ya da gerekli olanlarda hayır ben o değilim. Necati Şaşmaz'ın demez hareketi oluyorsa onu da ifade ediyorum. Irak ve şimdi de Kurtlar Vadisi Vatan. Vatanını sevenler, bu topraklar üzerinde yaşayanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olanlar ne görecek bu filmde? Nasıl bir senaryoyu izleyecekler? Şimdi Kurtlar Vadisi Vatan'da darbe girişim gecesi yani 15 Temmuz gecesi. Nerede arkasına atılacak? İsterseniz belgeselden öteye gidemezsiniz ve üç yurtdağlı yurtdağımız var. İşte Marmaris'i var, İstanbul'u var, Ankara'sı var, Kıbrıs'ı var, Kıbrıs'ı var. Var da var yani Türkiye'nin anlamında karakterler var. Şimdi o karakterlerin oyununda şehir olanları var, oyunları var, bazı olanları var. Gerekiyor. O da bütün aslında bu görseli, bütün bu yaşananları vatan sevgisiyle şehit olanlar onunla oldu. Bazı olanlar onunla oldu. Buğz edenler, gönlünden buğz eden insanlar da, han eden insanlar da o eyleme karşılık eliyle bir şey yapamayanlar, gönlüyle sadece eliyle bir şey yapamayanlar. Onlar da başlamış 2008 yılında terörle devam.
Müzesi gibi beldeler de hikayenin içerisinde var. İstanbul görsellerimizde var. Çekim süresi içerisinde hava şartları anlamında çünkü Korkuteli 10 derece, 10 derece oluyor yani diğerinden farklı, Antalya'dan farklı olarak. Eksi 10 derece fark ediyor. Bazı sıfır derece ağzımızdan çıkan hava kuruları nasıl geliyor? Özellikle güzel bir köyü çekmesi hava. Hiç olmadığı kadar çakışmak zorunda hissettiğim bu hızda. Kendisi de yapalım. Ve karolar sizden yapmak zorunda kaldım. Yani 300 yıl açtığım bir fikrimden bu tarafa ve şu halimizde biz kaçacağız. Siz geleceksiniz. Türkiye'de bunun olduğunu bilince neden başvurucumuz o karakolun komutanı olmasın dedim. Ve ben inanıyorum ki çok kadın seyircimiz kendisinin yapmak istediği ve yapamadığı birçok şey onda görecektir. Şimdi de Kurtlar Vadisi Vatan'ın kadın karakteri Sinem Uslu Öztürk konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk kez Necati Şaşmaz'la bir projede yer aldınız. Nasıl değerlendirirsiniz uyumunuzu? Çok heyecanlandım. Gittiğimde senaryo okuduğumda daha da heyecanlandım. Sette de çok büyük bir uyum içindeydik. Çok anlayışlı, çok yardımsever. Elimden geldiğince fikir terakkisinde bulunan, bütün sorularıma cevapsız, hiçbir sorumu cevapsız bırakmadı. Çünkü ben ilk defa bu kadar askeri bir hikayede ve bu kadar aksiyon filminde de yer aldım. Daha çok hani kadın daha salon kadınlarını oynayan bir karakterim vardı. Şimdi o yüzden de sağ olsun bana çok destek oldu. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Onu da sormak istiyorum size. Dediğiniz gibi ilk kez böyle bir polisiye gerilim filminin içerisinde yer aldınız. Bu hep aslında sizin kendi kendinize istediğiniz ama doğru bir proje gelmediği için yapmadığınız bir şey miydi? Çünkü proporsiyon olarak da çok uygunsunuz aslında bu türlü rollere. Kesinlikle. O kadar güzel doğru sordunuz ki. Çünkü ben yaklaşık 3-4 senedir mutlaka bir aksiyon filminde rol almak istiyordum ve evrene onun sinyalini yolluyordum. Zaten Kurtlar Vadisi'nden de öte ne olabilirdi? çok güzel. Çok doğru çok bir sinyal yollamış. O yüzden bu işin en iyileriyle bir arada olmak. Gerek yönetmenimiz Serdar Akar, yapımcımız Necati Şaşmaz, rol arkadaşlarım, diğer ekip arkadaşlarım, o görünmeyen kahramanlar aslında. Ya onlarla olmak, bu projeye dahil olmak benim için çok gurur verici, çok çok mutlu geçti. Peki bundan sonra da doğru projeler gelirse aynen böyle bir polisiye gerilim türünün içerisinde yer alır mı Sinem Öztürk? Mesela şimdi bende de bir takıntı var. Hep böyle araya mutlaka bir şey, farklı bir şey koymak istiyorum. Mesela işte liseli, daha sonra daha fanfatel kadın, işte başı örtülü, huzur sokak. Hep böyle bir değişik bir skala olsun istiyorum. Bundan sonra mutlaka bir komedi yapmak istiyorum. Ben şimdi onun sinyalindeyim. Bunlar nasıl bir araya gelebilirler? İşgal için. Üsteğmen Deniz, evet. Karakol komutanı, bir kadın. Ama vatanı korumak, askerlerle beraber olmak, komutasındakilere komuta etmek, evet. Bunların hepsi aslında çok güçlü şeylerle beraber bir taraftan da erkek gücü gerektirebilen şeyler. Evet. Deniz hem kadın olmayı hem de biraz erkek olabilmeyi nasıl değerlendirdi kendi içinde filmde? Mesela ben çok izledim. Özellikle bu rol geldikten sonra internetten kadın komutanlarımızı erkekten farkları yok. O kadar güçlüler ki. Hatta arada çok madalya kazananlar, buraya alanlar da var. O kadınları gördükçe zaten gözlerim doldu. Helal olsun diyorsunuz. Yani o erkek yürüyor ama o enerjidir ya biz yapan. O kadını görünce o kadının naifliği yok zaten onda. O bayağı erkek kuvvetinde. Yani biz istersek erkeklerden çok daha kuvvetli olabiliriz ya. O yüzden bu rol benim için çok hoşuma gitti. Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yolculuğuna başlayan Türkiye'nin bu yılki Oscar adayı filmi Ayla'da gazeteci rolü de gördüğünüz Sinem Öztürk bakın aile için neler söyledi. Türkiye'nin böyle gururla Oscar'a yürüyeceği bir film oldu diye düşünüyorum. Çünkü Ayla'nın
tüm dünyaya bir çağrısı var. O sevgi, merhamet ve vicdan. Yani o diyor ki o sevgi, merhamet ve vicdanını asla kaybetme. Yani kaybetsen de bir ömür ara. Süleyman amca da öyle yapmış ve 65 yıl sonra o küçük kızla bir araya gelmiş. Ya bu çok büyük bir vefanın, çok büyük bir sevginin. Yani şu andaki bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu ve her gün daha çok uzaklaştığımız o duyguları o kadar güzel veriyor ki izleyiciye. Yani o dilden anlamayan insanların bile ağladığını gördüm. Çünkü sadece bakışlarla konuşan bir baba kız var orada. Çekim esnasında yaşadığınız zorluklar oldu mu? Belki hava koşulları, belki o karakteri orada layıkıyla yapmak uğruna. Tabii şimdi mesela ben eskiden koşamıyordum. Yani Hande Alkan'ın kulakları çınlasın, arka sıradakiler de beni çok koşturmaya çalışıyordu. Bir türlü böyle sıçıyor gibi, böyle ceylan gibi seke seke bir koşuyordum ben. Anneme çekmişim o yönden. Hatta eşim de dedi ki sen bu film geldiğinde ya çok güzel karakter. O da eski asker. Çok güzel karakter ama dedi sen dedi koşamıyorsun dedi. Nasıl olacak dedi. Şimdi öyle deyince dedim ki niye koşamayayım, ben koşarım. İstesem koşarım diye böyle bir şey yaptım. Çok istedim rolü çünkü yani. Gerçekten yani gerekirse koşacağım. Hani yapamadım ne varsa yapmak için elimden geleni yapacağım dedim. O yüzden böyle bir yakın dövüş eğitimi aldık. O koşmak üzerine, vücut aksiyonu üzerine bir dizi böyle bir eğitimden geçtim. Çekimde de kendimi bitirme tezini veren öğrenci gibi hissediyordum o yüzden.